Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Osmanlı'nın pek fazla bilinmeyen padişahı olan ama fevkat deha ve çok becerikli bir padişah olan Sultan Abdülaziz'den konuşacağız. Öncelikle Sultan Abdülaziz çok fazla bildiğimiz Sultan II. Abdülhamit'in amcasıdır. 1830 yılında doğmuştur. O esnada babası II. Mahmut tahtlıdır. 1839 yılında Sultan II. Mahmut vefat edince yerine ağabeyi, 16 yaşındaki ağabeyi Sultan Abdülmecit Han geçmiştir. O esnada Sultan Abdülaziz Han 9 yaşındadır. Sultan Abdülaziz Han çocukluğunda çok iyi tahsil görmüştür. Bu tahsili İslam ve Türk ananelerine göredir. Cirite, yüzmeye, güreşe çok meraklıdır. Ve aynı Yavuz Sultan Selim Han gibi harpçı ve savaşçı bir padişahtır. 1861 yılında tahta geçtiğinde ülke pek de fazla iyi yönde olduğu söylenemez. İç karışıklıklar ve dış baskılar çok yoğundu. Sultan Abdülaziz Han Balkanlardaki isyanları bir bir halledip ülkenin askeri ve denizi yatırımlarına yoğunlaşmıştır. Bir rivayete göre 2, bir rivayete göre 3 dünyanın en büyük 2. veya 3. donanmasını hazırlatmıştır. O, da, o zaman için donanma şu anki hava kuvvetleri gibidir. Şu an düşünün Türkiye'nin 2. veya 3. hava kuvvetlerine sahip olduğunu. Sultan Abdülaziz Han Ruslarla savaşıp eski Osmanlı topraklarını geri almak istiyordu. Mesela Kırım gibi toprakları geri almak istiyordu. Harpçıydı. Yavuz Sultan Selim gibi. Ama kaçırdığı bir şey vardı. Çöküş dönemi padişahlarındandı. Ama onu ön planda tutan onun zihniyetidir. Gelenekçi bir padişahtı, dindar bir padişahtı. Nasıl mı? Hayatı boyunca zemzem suyu kullanmıştır. Avrupa Abdülaziz'i davet etmiştir bizim ülkeyi ziyaret et diye. Abdülaziz'den ziyarete bu gevurun suyuna, yemeğine güvenilmez diye kendi bolulu aşçılarını ve yanındaki abdest suyunu, içecek suyunu götürmüştür. Zemzem suyu götürmüştür. Fransız halkı bolulu aşçıları görünce vezir ve paşa zannetmiştir ve halk sarılmıştır ayaklarına o bolulu aşçıların. Osmanlı çöküş dönemindedir ama o zamanki asaleti bile takdire şayandır yani. Abdülaziz'den o zamanki münevverler batıcı münevverdir. Fransız medeni kanununu almak istemişlerdir. Abdülaziz'den çok dindar, ve gelenekçi bir padişah olduğu için buna karşı gelmiştir. Hayır demiştir. Ahmet Cevdet Paşa, o zamanın en büyük alimlerinden biri olan Ahmet Cevdet Paşa'ya Mecelle'yi, ahkam ve atliyeyi hazırlatmıştır. Ve İslam Medeni Kanunu hazırlatmıştır. Burada bir anekdot. İsrail 1964 yılına kadar temel olarak Mecelle'yi kullanmıştır. İsrail bize örnek aldı, yükseldi. Biz batı örnek aldık, alçaldık. Sultan Abdülaziz'den tabi paşalar çekememiştir. Sultan Abdülaziz'den Mithat Paşa'yı, Serasker Hüseyin Avni Paşa'yı azletmişti. Onlar da öğrencileri galeyana getirip öğrencilere bahşiş atıp, öğrencileri sokağa döktüler ve isyanaştırdılar. Abdülaziz Han da mecbur kaldı onları tekrar vazife başına getirmeyi. Serasker Hüseyin Avni Paşa kinim dinimdir diyen bir insandır. Çok kindar yani dinim kinimdir diyen bir insan içinde merhamet olmayan insan kinim dinimdir insandan ne bekleyebilir? Abdülaziz katili zaten öyledir. Zaten odur Abdülaziz katili. Hüseyin Avni Paşa, Abdülaziz'den tekrar göreve getirmeden önce bu adamın bakışlarını hiç sevmiyorum demiştir. Onun için mecburiyetten getirmiştir Mitat Paşa'yı, Serasker Hüseyin, Hüseyin Avni Paşa'yı. Sonra Abdülaziz'den tahttan indirilmiştir. Saraya çekilmiştir. O sarayda bilekleri kesilerek şehit edilmiştir. Hüseyin Avniler, Mitatlar iftira atmıştır. İntihar etti diye. Sonra Sultan II. Abdülhamit Han mahkemeler kurarak bu olayı tetkik etmiştir ve iftihar olmadığını, cinayet olduğunu anlamıştır. Mitat Paşa da itiraf etmiştir. Sonra Abdülaziz Han'ın bacanağı var. Çerkes Hasan. Abdülaziz'den şehit edildikten sonra hükümet Mitat Paşa'nın konağını basır, basıyor. Mithat Paşa kilere kaçıyor ama Serasker Hüseyin Avni Paşa ile Ethem Paşa'yı öldürüyor. Sonra idam ediliyor. Çerkes Hasan. Sultan Abdülaziz döneminden bir başka örnekte Ruslarla savaşan Dağıstan aslanı, Dağıstan kaplanı Şeyh Şamil'dir. Ruslardan müsaade isteyip Medine'ye gitmek istemiştir. Medine'ye gitmeden önce İstanbul'a uğramış. Sultan Abdülaziz'den onu çok büyük karşılamıştır. Ve demiştir ki babam mezarından kalksa bu kadar sevinirdim demiştir. Çünkü neden? Düşmanı olan Ruslarla savaşan bir insan gelmiş. Abdülaziz da Ruslarla savaşmak istiyordu. Kırım'ı geri almak istiyordu. Hatta yüzbinlerce kişilik muhteşem ordu tesis etti ve onlara o dönemin en iyi tüfeklerini tahsis etti. Dünyanın zaten en önemli ikinci veya üçüncü donanmasını Etti. Ruslarla savaşıp geri topraklarımızı almak istiyordu. Tabi bu hainler yüzünden öldürüldüğü için olmadı. Sonra Plevne müdafası vardır. Plevne müdafasında Abdülhazisa'nın katkısı vardır. Bu pek fazla dile getirilmez. Plevne müdafasında Rusları yaklaştırmayan onun Henry Martin tüfekleridir. Orduya tahsis ettiği tüfekleridir. Eğer o tüfekler olmasaydı biz Plevne'de o kadar dayanabileceğimizi ben açıkçası düşünmüyorum. Onun için Sultan Abdülaziz Han bilinmesi gereken bir sultandır. Aynı Abdülhamit Han gibi bir sultandır. Sultan Abdülaziz Han'a kendi cenahımızda olan insanlardan daha küçük tırşırıcı sözler vardır. Necip Fazıl'ın Abdülaziz Han'a sirk hayvanı demesi gibidir. Birini yüceltmek için birini alçaltmaya gerek yok. Sultan Abdülaziz Han da büyüktür. Sultan Abdülhamit Han da büyüktür. İkisi de aynı zihniyette, aynı düşüncede, aynı Türk İslam müdafasını savunan ümmetçi insanlardır. Onun için Sultan Abdülaziz Han'ı öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Bu padişahtan değinmek istedim. Şimdi vefatının 161. seneyi devresinde ondan bahsetmek istedik. Şeyh Sultan'ı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Sizin hepinizden istirhamım Sultan Abdülaziz Han'ı öğrenmek. Sultan Abdülhamit Han daha yeni yeni öğreniyoruz. Sultan Abdülaziz Han'ı da öğrenmeli öğretmeliyiz. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah ilerleyen videolarda yine Osmanlı padişahlarından bahsedeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ey Zübrahim Şeytan'cım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ tevfikkü illâ billâ aleyhi tevekketü ve aleyhi ünip. Sadakallâhu aleyhi Kendinize iyi bakın.